13 Eylül, 19 Eylül. Değerli terazi burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu takip ediyorsunuz. Güzel hafta, uğurlu bir hafta. En çok siz şanslısınız. Bu hafta hayatınızda dokunmasını istediğiniz, işinizle ilgili yöneticinizin gitmesini istiyorsanız güzel böyle zil takıp oynayacağınız haftanın başlangıcı olacak. Çünkü rahatsız olduğunuz insanların bulunduğunuz alanı terk etme gibi durumu ve işiyle alakalı farklı alanlara geçeceği ve sizin konumunuzun da onların engellediğini düşünüyorsanız artık konumuzda bir rahatlık söz konusu olacak. Yalnız sıra dışı olaylar, beklenmedik haberler, parayla ilgili uzun süredir unutulan bir hakkınız varsa bu size iade edilmesi için güzel bir haber alacaksınız. Bu da sizi çok mutlu edeceğini söylüyorum. İlişki konusunda bu ara ortalığı karıştırabilir, ilişkinizdeki hataların üstüne gidebilir ve ilişkiyi yıpratabilirsiniz ve karşınızdaki insan ben seninle bir daha birlikte olmak istemiyorum, terk edilebilirsiniz. O yüzden ilişkinize sert davranıyorsanız doğru adımlar yaparak ilişkiyi düzeltmenizi öneriyorum size değerli terazi burçları. Aşk konusunda da uzun süredir sevgilisi olmayan terazilere şunu demek istiyorum. Bencillik yaptın, geçmişte çok büyük hatalar yaptın, egon, ruhun ön plandaydı. Artık sevilmek, sahiplenmek istiyorsun. Doğru aşk için adımlar başlıyor. Ama Ekim ayı daha doğru insanı elimizden tutacağız. Yani biz bu dönem tanışabiliriz. Bu dönem bu ilişkiyi başlatabiliriz ama Ekim'de bu duyguyu daha derin tadacaksın. Bir de şöyle bir şey var. Senin bu ara en çok hani aşk istiyorsun, para istiyorsun, huzur istiyorsun, mutluluk istiyorsun ama kendin için hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece istiyorsun. Artık yapmayı denersen her şey ayağına daha hızlı şekilde geleceğini uyarıyorum. Medya sektörü, güzellik merkezi ya da iş alanlarınız satış üzerine ise bunlarla ilgili çok güzel habercilik olabilir. Haber alanında ne bileyim yani satış ya da emlak ya da ne işi yapıyorsanız bunlar evrak işiniz, dosya işiniz varsa bunlarla ilgili çözmeniz gereken bazı pürüzler var. Bunları halledeceksiniz. Unuttuğunuz bir evrakla ilgili sıkıntı uyarı alabilirsiniz. İhmal etmeyin. Eğer üniversite ya da akademisyenlik alanında başarı sağlamak istiyorsanız, yüksek lisansınızı tamamlama kararı verdiniz. Lütfen bunu da tamamlamanızı öneriyorum. Vazgeçmeyin lütfen. Çünkü üstüne gitmedikçe sonra deyip ertelediğiniz çok hayatınız var. Artık erteleyecek bir hayatınız yok. Çünkü bu hafta sizin en yüksek enerjinizin hem de haritada da en güzel baktığım terazi. O yüzden sizden ricam isteklerinizi ve hayata geçirmeniz gereken her şeye adım atın istiyorum. İnşaat üzerine yapmak istediğiniz bir projeniz varsa, ailevi ortak bir inşaat yapmak istiyorsanız bununla ilgili belediye ya da evraklarla ilgili çözmeniz gereken olaylarınız var. Bunları çözdüğünüz takdirde de bu kapılarınız gayet hayırlı ve aydınlık olacak diyorum. İş bekliyorsanız ve aynı işlerle ilgili hep olumsuz cevap alıyorsanız güzel bir olumlu haber alacaksınız. Bu hafta telefon iletişimi iş konularında çok hareketli ve yoğun olacak. Gidin, tercih edin ve istediğiniz kapının da bu konuyla ilgili sizin için iş kapınızın hayırlı olacağını söyleyebilirim. Sadece özellikle sevgili konusunda evli çiftlere diyorum. Siz sevgilisiniz. Yani ikinizin de imzası aynı soyadı taşıyabilir ama siz daha önce birbirinizle flört ediyordunuz. Ne oldu koltuk moda olmak? Ne değişti bu evliliğinizde? Bunu merak ediyorum. Lütfen karı koca koltuk modundan çıkın. Birbirinize romantik bir yemek, birlikte el ele tutuşmak, sokakta birbirinize sarılarak yürümeyi denerseniz bu evlilikte sıkıntı olmaz. O yüzden burada hem eşiniz hem siz şüpheleniyorsunuz. Yani eşim beni eskisi gibi sevmiyor. Ya da o da aynı düşüncede. Sizin ona karşı ilginiz bittiğini düşünüyor. Aslında siz çok yorgunsunuz ve ilişkiyi düzeltmek için doğru bir haftaya giriş yapacaksınız. Bence artık siz birbirinizi koltuk modundan çıkın, flört etmeye başlayın. Çocuk düşünen terazi burçları için özellikle biraz daha beklemenizi, özellikle kadınlara söylüyorum bunu. Ufak tefek tedavileriniz var, yumurtalıklarında hassasiyetleriniz var, gecikmeler olabilir. Ama sonuçta çocuk sahibi olacaksınız. Lütfen tedavilerinizi geciktirmeyin. Sevgilinize küstüyseniz barışacak mıyım diye düşünüyorsanız bu hafta güzel iletişim haftanız var. Hatta siz adım atacaksınız, o da sizi affedecek ve barışacaksınız. Evliliğini bitirme kararı olan, boşanmak istemeyen terazi burçları, ertelenecek davalarınız, hiç
Eşinizin istediği gibi değil, sizin istediğiniz gibi olacak ama daha dava çok uzun sürecek. Haklarınızı da çatır çatır alacaksınız. Ne istiyorsanız ona sahip olacaksınız. Sadece sabrınız bu konuda artık diliniz durmuyor. Gideyim adaleti sağlayayım. Hakkım olan hakkımı kendim alayım derdindesiniz. Hayır, akışa bırakın ve bu akışta siz kârlı olacaksınız. Evlenmek ve ilişkinizle ilgili gelecek planları yapan bazı terazi burçlarında ani karar verip mutsuzluğunuzun imzasını atmayın. Yeni gelecek insanlara da şans verin. Çünkü siz kültürel olarak birbirinize uymuyorsunuz. Aile olarak da bazı terslikleriniz var. Evlenip boşanacağınıza bir ilişki terapistiyle aile dengelerinizi de göz önüne alarak karar verirseniz daha mutlu olacağınızı uyarıyorum. Lütfen dikkate alın. Sağlık olarak özellikle bağırsak, batık tırnak ve mantarlarla alakalı sıkıntılarımız söz konusu olabilir. Bunları ihmal etmeyeceğiz. Satmaya çalıştığımız özellikle ailemize ait iki katlı bir ev konumuz var. Bununla ilgili her şeyi hazırladınız ama gelen giden yok, buranın rızkı mı bağlı diyorsanız Kasım sonuna kadar bu evreyi de satmış olacaksınız. Bir de babanıza ait bazı kardeşler arasında bazı miras konuları var. Bunların çözülmesini istiyorsunuz ama bunlar 2-3 yıldan önce çözülmez. Boşuna beklemeyin. Son zamanlarda şöyle söyleyeceğim. Evinizde paranız ya da altınınız çalınabilir. Yakın bir ahbabınız ya da yakın bir akrabanız çalacak. Altın ya da değerli şeylerinizi evinizin içerisinde bırakmayın. Özellikle ev hanımlarına sesleniyorum. Evde dırdırı bırak hayatım. Mutsuzsun ama birbirinizi mutsuz etmeye de mahkum olmayın. Artık bu ilişkinin de bir doğru noktada her iki tarafında birbirini anlamaya ihtiyacı var. Gereksiz kalp krizler ve uzun süredir küskünlükler ve yatağınızı da ayırmış olabilirsiniz. Artık bunun için bir terapiste ihtiyacınız var. Bir an önce düzeltin istiyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.